Memurlara Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Üniversiteli işçiler olarak isteğimiz kadro değil statü değişikliği. Zaten mevcut kadromuz var diyor üniversiteli işçi arkadaşlar. Biliyorum hepiniz kanala abonesiniz ve sizler adına bizler de video üretmeye devam ediyoruz. Ta ki sizler bu ünvanları alana kadar. Binlerce işçi bu müjdeyi bekliyor. Yeni anayasa ile 4D sürekli işçi hükümleri ve maddeleri iptal edilip kaldırılsın. Artık üniversiteli işçilere statü değişikliği ya da ünvan değişikliği verilsin. Tayin hakkı verilsin, görevde yükselme verilsin ve bütün haklar eski işçi ve memurlar gibi olsun. Anayasa ve insan haklarını ihlal eden geçici 375 sayılı kanun 23. ve 24. maddeleri değiştirilerek artık 696'lı işçilere tayin hakkı verilsin. Zorunlu emeklilik kaldırılsın. Aile birliği, dirliği, beraberliği sağlanmalıdır. Bu konu çok önem arz etmektedir. Adaletli, hakkaniyetli, ayrımcısız, eşit işe eşit kadro istiyoruz diyor kamu işçileri. Üniversiteli işçiler olarak isteğimiz kadro değil, statü değişikliği. Zaten mevcut kadromuz var diyor üniversiteli işçi arkadaşlara. AK Parti'ye duyurulur. Üniversiteli işçi arkadaşlar da görevde yükselme, tayin hakkı, ünvan değişikliği, statü değişikliği istiyor. AK Parti'ye ve ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'ne duyurulur. Seçime yalnızca 114 gün kaldı. Taşeron işçiler kadro bekliyor. 12 ay maaş bekliyor. Tayin hakkı bekliyor. Zorunlu emekliliğin kaldırılmasını bekliyor. Ve maaşlara en az %100 zam bekliyor. İşçiler, kamu çalışanları, memurlar, emekliler, öğretmenler. Memurların bir kısmına ve emeklilere %30 civarı maaş zam yapıldı ama yetmez. AK Parti'ye seçime 114 gün kala duyurulur. Bütün kamu çalışanları, emeklisi, memuru, öğretmeni AK Parti'den %100 maaş zamı bekliyor. Seçime böyle düşük maaş zamlarıyla girmemelidir.